Evet değerli arkadaşım şekilde g noktası abc üçgenin ağırlık merkezidir. Şöyle yapalım gel biz bu ağırlık merkezini devam ettirelim. Ettirdiğimiz takdirde kenar ortaya olarak tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Ayrıca arkadaşım bize ag x uzunluğu soruluyor ya biz onu bulmak için gel arkadaşım kenar ortay formülünü kullanalım. Şuraya bir isim verelim. AF doğrusu neydi? Kenar ortay formülüne göre AF'nin karesinin 2 katı eşittir. Yan kenarların karelerinin toplamı evet arkadaşım eksi tabanın evet karesinin yarısını alarak çözmeye çalışıyorduk. 2 çarpı AF'nin karesi eşittir. Hocam 4'ün karesinden 16. 2 kök 5'in karesinden 20 eksi. Buradan 18 gelir. 2 tane AF'nin karesi eşittir düzenlediğimizde arkadaşım burası kaç yapar? 18. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde evet evet AF'nin karesi 9. Doğal olarak AF kaç kalacaktır? 3 kalacaktır. Peki arkadaşım AF'nin tamamı üstse ağırlık merkezine göre nasıl oranlıyorduk? Buraya K dersek buraya kaç K diyorduk? 2K diyorduk. O zaman 3'ü parçalarsam buraya 1 dersem buraya da 2 derim. O halde X'in kaç olması gerekir? 2. Yani doğru seçeneğimde C olması gerekecektir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC üçgenin ağırlık merkezi G ise G'den geçen doğru bir kenar ortayı oluşturur. O halde AE'nin EC eşit olması gerekir. Yani AE 12 ise EC de 12. Hocam burası 90 derece verilmiş. 90 60 buraya kaç kalacaktır? 30 derece. Haydi başlayalım bakalım. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı bunun yarısıdır. Hocam G ağırlık merkezi ise aynı mantık GE ile BG arasında da olmalıdır. Ne mantığı? Ağırlık merkezi oranlaması. 1'e 2 oranlaması yapıyorduk ya. Hocam GE 6 ise BG'ye 2 katı olan 12 düşer. O halde X'in 12 doğru seçeneğimde adan olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC üçgenin ağırlık merkezi G, BGC üçgenin ağırlık merkezi F'ymiş. Gel önce küçük üçgenden başlayalım. BGC'nin ağırlık merkezi F ise ağırlık merkezi doğrusuna doğrusunda 1'e 2 oranlama vardı. GF arası 4 ise FD arasının 2 olması gerekir. Doğal olarak bizim için GD arası 6 olur. Şimdi yolumuza devam edelim. Sırada geldi ABC üçgenine bakmaya. ABC üçgenin ağırlık merkezi G ise bak GD ile A, G arasına yine 1e 2 oranı oluşmalıdır. G, D arasına 6 bulmuştuk. Doğal olarak AG arasının kaç olması gerekecektir? 12 olması gerekecektir. E, EG'ye X dediyse A, e ye ne kalır? 12 eksi X. Bize bir bilgi daha verilmiş. Ne? Hoca A, E, E değişti. Gel önce bir A, e çizelim. AE burası. Hocam bir de E, çizsen bize. Aha da dostum E, D burası. Gel şimdi bunları birbirine eşitleyelim. AE gördüğüm yere 12 eksi X yazarım. ED gördüğüm yere yeşilli olan kısmı yazıyorum. Bir x vardı bir de 6 vardı. Etti sana x artı 6. Eksi x'i sağ 6'yı sola atarsam. Hocam 12 6 eşittir. X artı x'ten 6 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i kaç bulmuş olurum? 3 yani doğru seçeneğimde Edirne bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC üçgeni ağırlık merkezi etrafında ok yönünde 30 derece döndürülüyor. Buna göre burada verilen X açısı kaçtır diye sorulmuş. Hemen gel arkadaşım AG ile bir birleştirelim biz bu. Kenar e, sen söyle. Sen söyleme ben söyleyeceğim. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC üçgenin ağırlık merkezi G. G'nin etrafını 30 derece döndürüp A üstü B üstü C üstü üçgenini oluştururum. Buna göre X kaç derecedir diye soruldu. Haydi gel hemen ağırlık merkezimize biz doğru gönderelim. Doğal olarak A üstünden de gönderdim. Bu iki doğru birbirine eşittir ve şurada oluşan açı kaç derecedir? 30 derecedir. Ayrıca hocam bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre ağırlık merkezinden geçen hem kenar ortaydır hem açı ortaydır. Bunlar da birer nedir? 30 ağır derecedir. Ayrıca bu arkadaş bu arkadaşa da eşittir. Peki GC'den de ağırlık merkezinden geçecek şeklinde bir doğru gönderdiğimde hocam bunların hepsi birbirine işte. Farkında mısın dostum? A üstü G, C de bir ikiz kenar üçgen yakaladım. Peki bu bir eşkenar kenar üçgen oldu Buradan kaç derece bir açı olacaktır? 90 derecelik. İkiz kenarsa A üstü G ile G, C birbirine eşittir. E 90 ise geriye kaç kalır? 45'e 45 kalacaktır. Hocam 30 artı x'in 45 olabilmesi için x'e kaç derece vermiş olurum? 15 derece. Yani doğru seçeneğim denizli olması gerekecek. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC üçgenin ağırlık merkezi G. Artık şunu biliyorum ben. Ağırlık merkezini devam ettirdiğinde şu şekilde 1'e 2 oranıyla bölecek. Kenar ortaya oluşacak. Ayrıca bak bize şurası 90 derece verildiğine göre buraya da 90 derece derim ki hemen şunu yapıştırayım istiyorsan indiğim dikten denden denden den. evet ortadaki de benden oluyordu. Bu üç arkadaşın birbirine eşit olması gerekiyor. Ya şuraya da bir isim verelim F ismi olarak. Hocam G ağırlık merkezi ise GC arası 6 ise FG arası bunun yarısı olan 3 olmalıdır. Doğal olarak AF, FB birbirlerine eşit olacağına göre bunlar da 3 eşittir. Hocam aynı mantıkla yola çıkıyorum. G bizim ağırlık merkezi ise GD arası 2 ise BG arası bunun iki katı 4 olması gerekiyor. Soruyu ben bitirdim ki A, B, G üçgenine bakmanı istiyorum. Bir dik üçgen değil mi? Pisagor'u yapıştır. Hipotenüs 6 birim. 6'nın karesi eşittir. Dik kenarlarının karelerinin toplamına. 36 eşittir. X kare artı 16'dan. Karşıya atarsam 20 eşittir. X kare. X buradan kök 20. Kimle kimin çarpımı? 4 ile 5'in. Hocam bu da 2 kök 5. Doğru seçeneğimi de denizle yapmış olur. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC üçgenin ağırlık merkezi G ise hemen gel şu G'yi bir uzatalım şöyle. Doğal olarak burası ne olacaktır? 90'lar derece olacaktır. Arkadaşım AG arası 4 ise GF arası ne olması gerekir? Yarısı olan iki. Neden? Ağırlık merkezine 1'e 2 oranlama yapıyorduk. Peki arkadaşım senden şuna bakmanı istiyorum. Nerede iki diktik? Bizim karşımıza ne çıkıyordu? Öklit bağıntısı. O halde öklit bağıntısına göre x'in karesi eşittir tabanların çarpımına yani 4 ile 2'nin çarpımına o halde x kare 8'e x'imiz kök 8'e hocam bu da 4 ile 2'den 2 kök 2 doğru seçeneğimi Ceyhan yapmış olur. Evet arkadaşım aslında basit diyebileceğimiz soru aslında zor diyebileceğimiz soru. Ne? Ne diyorsun hocam diyorsan. Ya gerçekten görmezsen çok zor. Ama gördüğün anda hop 60 derece işaretleyip geçeceğimiz soru deyip tabii ki de çözümünü yapacağız. Gel buraya. Şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçimindeki kağıdın ağırlık merkezi G noktasına. Bak kağıdın ağırlık merkezi burada G noktasına. Bu üçgen B noktası etrafında ok yönüne 60 özür dilerim alfa derecelik açıyla döndürüldüğünde bak şekil 2'deki gibi oluyor ve G noktası A üstü. B kenarı üzerine geliyor. Yani şurada oluşan açının alfa derece olması gerekiyor. Yine ağırlık merkezi, merkezimiz B A üstü arasındaki uzaklığa denk geliyor. Bir kere döndürdüğümden dolayı bu iki uzunluğun birbirine eşit olması gerekiyor. Sen şunu biliyorsan 90'da bir ağırlık merkezi kenar ortaya oluyordu. İndim dikten den den, den den ortadaki benden muhteşem üçün muhabbeti var hep söylediğimiz bir muhabbetti. O halde A A üstü A üstü C uzunluğunda işte. Çünkü burada bir muhteşem işte karşına çıkacaktır. A A B A üstünde bütün Tüm kenarlar bir anda birbirine eşit işte olmadı mı be arkadaşım? E bu da ne demektir? Eşkenar üçgen demektir. O halde bizim alfa derecemizin 60 dereceyle doğru seçeneğimizin de Bursa olması gerekir. Değerli arkadaşım yaslan arkana efsane bir soru efsane bir çözüm geliyor. Şekil birdeki çevresi 72 santim olan ABC üçgeni Evet bir kağıt ağırlık merkezinden geçen ve AC'ye paralel olan KE doğrusu boyunca katlanıp şekil oluşuyor. Şimdi durdurdum soruyu. Hocam şu ağırlık merkezinden ben bir doğru göndereyim şöyle temizinden. Bak ben buraya A dersem buraya ne demek zorundayım? 2A demek zorundayım. Ayrıca hocam katlamadan dolayı KB, KB üstüne eşitti. Yani ben buraya nokta açısı dersem buraya da nokta açısı demek zorundayım. Hocam buraya çizgi açısı dersem burası da çizgi açısıdır. Arkadaşım dikkat etmeni istiyorum. Bize AC ile bak ne demiş? AC ile KE birbirine paralel. Doğal olarak Z kuralı gereği burası noktaysa burası nokta. Aynı yöne baktığı için burası da noktadır arkadaşım. Senden istediğim sarıyla çizdiğim üçgene bakman. Bu sarıyla çizdiğim üçgende benzerlik yaparsak nasıl yapacağız? Bak bunlar birbirine paralel. 2'ye 3 benzerliği var. Ben buraya 2x dersem buraya da ne demek zorundayım? x. Hocam burada da küçük bir ikiz kenarlık oluştu. Şurası da x'dir. Aynı mantığı diğer taraf için yapacağım. Hocam burası çizgi açısıydı. z'den burası da çizgidir. Yöndeşlikten burası da çizgi açısıdır. Hocam yeşile çizdiğin üçgen için aynı benzerlik burası için de geçerlidir. Yani sen hocam şu b e ye 2y dersen e C yine burada ikiz kenarlıkta y oluşacaktır. Güzel insan. BE'ye bakar mısın? BE ile B üstü aynı uzunluğa sahip değil mi? Tamamı ikiye olacak. Buraya Y düştüyse buraya da Y düşer. Aynı mantık KB ile KB üstü için geçerlidir. KP arası X ise P B üstü arasında X olması gerekir. Adım adım gideceğiz. Dikkatli ol. Şimdi arkadaşım şöyle. Şu tabanları da biz bir oranlayalım. Şu sarı üçgen için eğer ben KG'ye Z dersem 2'ye 3 oran olacağına göre K şuraya da isim verelim ne diyelim L diyelim. K L arasında ne olması gerekir? 3 bölü 2 Z. Aynı mantık burası için de geçerlidir. Buradan da 3 bölü 2 Z'ye gelir. O zaman şöyle yapayım. Mı? Çok karıştırmak istemiyorum kafanı da. Şöyle yapalım. A C arasında 3 Z ile gösterebilirim ben artık. O halde başlıyorum arkadaşım. ABC B C, üçgenin çevresi. Bak buradan 3 X geldi. Buradan 3 Y'ye gel. Hov oh, şöyle yapalım. 3 X gelmişti. Diğer taraftan 3 Y ve AC'den de 3 Z'ye gelmişti ve bunun sonucu 72 eşittir. 3 parantez aldığında X artı Y artı Z eşittir 72. Her tarafı 3'e böldüğümde X artı Y artı Z'yi 24 bulmuş olurum. Bana sorulan P B üstü R, P. Şurada oluşan küçük üçgen. Peki arkadaşım bak burası X uzunluğundaydı. Burası Y uzunluğundaydı. O halde bak şurada zaten eşitlik çıkıyordu. Z'ye ne olacaktı? Z. O zaman şurası da ne olur? Direkt 1'e 2 oranından Z olmak zorundadır arkadaşım. O halde şimdi dikkat ediyorsun. Bizden istenen bak B üstü P, R üçgeni. Oradan ne geliyor yine? X artı Y artı Z uzunluğu kaçtı? E biz onu kaç bulmuştuk? 24 bulmuştuk. Doğru seçeneğimiz de Edirne olur. Biraz zor. Görmesi biraz karışık olabilir. Ama adım adım gittiğinde efsane bir soru olduğunda fark etmiş olursun. Haydi yolumuza devam edelim. Değerli arkadaşım, ABC üçgenin ağırlık merkezi G ise gel hemen şu doğruyu bile uzat bakayım ya. Ağırlık merkezinden inan doğru bir ne oluşacaktır? Kenar ortayı oluşturacaktır. 30sa buraya 15, buraya 15 kalır. Hadi buraya da bir isim verelim. F olsun. Aynı şekilde burası 90'dır. Hocam G ağırlık merkezi ise 1 2 oranlama yapıyorduk. BG arası 18 ise G'de GF arası bunun yarısı olan 9'a eşit işte olması gerekir. Hemen şuna ba şuraya bakmanı istiyorum. Burası 90 dereceydi. A, G, F üçgeni bir dik üçgen değil mi? 9 falanca 15. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı. Demek ki bu 3, 4, 5 üçgenin türevleri. Yani o zaman A, G'nin kaç olması gerekir? 12. Hocam A, D doğrusu ağırlık merkezinden geçiyor. Yine 1'e 2 oranlama var. A, G arası 12 ise G, D arası bunun yarısı olan, yarısı olan 12'nin yarısı 6'dır. Yani doğru seçeneğim nedir? Tamam mıdır? Değerli arkadaşım arkana yazsan güzel belki birazcık da zorlayabilecek bir soru tarzımız. Şimdi bize G ağırlık merkezi verilmiş. Hemen şu ağırlık merkezinden bir tane doğru indirelim. Yani hocam şu şekilde geçecek bir doğru indirelim. İndirdiğim zaman tabanı ne yapacaktır? İki eşit parçaya bölecektir. Ayrıca şöyle bir hamlede bulunalım seninle. Gel bu noktadan arkadaşım hemen df'ye bir dik doğru çizelim. Şöyle bir dik doğru çizelim. Nereden çizelim hocam? Şöyle çizmiş olalım. Tamam mı? Şöyle bir dik doğru mu çizdim? Şimdi eğer buraya da bir isim verelim. Ne diyelim? K doğrusu noktası diyelim. BC doğrusunun K orta noktaysa B D B C F D bir yamuk oluşuyor karşımıza. Yani şunu derim. Hepsi df'ye dikinmiş. Bak bu dikinmiş. Bu dikinmiş. Bu da dikinmiş. O zaman bu bir aslında ne oluşacaktır? Birbirine paralellik oluşturacaktır. Peki arkadaşım şu yeşille çizdiğim doğru bu yamuğumuzun neyi oluşacaktır? Orta tabanı oluşacaktır. Neden? BKKC eşit. Orta tabanı nasıl buluyordum? Alt taban artı üst tabanı 2'ye böler. Yani burası kaç olmalıdır? 9 bölü 2 olmalıdır. Bak burada 90. Şuraya gel biz alfa diyelim. Şurası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Şimdi bize AEX olarak verilmiş. Şöyle söyleyelim. GK arasına A dersem. AG arasına ne derim? 2A. Neden? G noktası bir ağırlık merkeziydi. 1'e 2 oran vardı. Haydi başlayalım. Hocam bak ne yapacağız? Benzerlik. Şu yeşil sarıyla taradığım iki üçgende benzerlik yapacağız. Alfanın gördüğü 9 bölü 2. Diğer üçgende alfanın gördüğü AE yani X eşittir küçük üçgende 90'ın gördüğü A, büyük üçgende 90'ın gördüğü 2A. Buradan soruyu çekeceğiz. Haydi bakalım arkadaşım. Birincisi aynen yazılır, ikincisi ters çevrilir. Birincisi aynen yazılır, ikincisi ters çevrilir. Hocam buradan A'lar birbirini götürür. ikiler karşılıklı birbirini götürür. 9 bölü X eşittir 1 olur. Çapraza girdiğimizde X'i 9 doğru seçeneğimi de Adana bulmuş olurum arkadaşım geldim bu soruyu izlemeye diyelim Çünkü güzel bir soru bir bilgiyi bilmen gerek bildiğin an ha demeye başlayacaksın bak şimdi I noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi. G noktası da ABC üçgenin ağırlık merkezi. Hem iç teğet çember hem de ağırlık merkezi aynı doğrudaysa bu bir ikiz kenar üçgen olmak zorundadır. Yani buralarda birer açı ortay. Buralar birer 90. Doğal olarak AB, AC eşittir. Burasında kaç olması gerekir? 15'er birim olması gerekecektir. Şimdi arkadaşım şöyle yürüyelim sorumuza. Şimdi AD bize 12 verilmişti. Şimdi şu sarıyla çizdiğim doğru tamamı 12 birim. ADC üçgeni bir dik Pisagor'dan 12 15 buraya kaç kalacaktır? 9 9 12 15 özel üçgeni var. DC 9'sa BD de ne olur? 9 olur. Şimdi soruyu durdurdum tekrardan. Şimdi bize AD arasını kaç vermişlerdi? 12 vermişlerdi. Peki G noktası bizim için G noktası ağırlık merkezi ise 1'e 2 oranlını. Yani ben GD arasına 4 dersem A, G arasına ne demek zorundayım? 8. toplam 12. bir e 2 oranlı olarak paylaştırdım. Değerli arkadaşım A, ABD'den B'den X'e ya özür dilerim I'ya bir doğru gönderdiğimde bu işte çember aslında nedir? Açı ortayların iç açı ortayların birleştiği noktadır. Burada bir iç açı ortay vardır. Senden istediğim A, B, D üçgenine bakman. İç açı ortay kısmını kullanacağız. İç açı ortay da o tabanlama oranları var ya onunla bu soruyu halledeceğim. Şimdi dikkat izliyorsun. A, G arası 8. I, G arası X ise. A, I arasına ne kalır? 8 eksi X kalır. Şimdi sana şunu söylüyorum. İç açı ortayda formülümüz neydi? Kenarların birbirine oranı 9 bölü ne? 15'in oranı eşittir. Tabanların birbirine oranına. Tabanı ne burada? I, D arası. I, D arası X artı 4 bölü diğer taban ne?

Anlaştık mı dostum bu kısmı? Her tarafı 3'e böldüğümde burası 3, burası 5. Haydi çapraza girelim. 5 ile x'i çarptım 5x. 5 ile 4'ü çarptım 20 eşittir. 3 ile çapraza girdim 24 eksi 3x. Hocam eksi -3x 3x'i sola 20 sağa atarsam 5x artı 3x eşittir. 24 20, eksi 20'den buradan 8x eşittir 4. Her tarafı 8'e böldüğümüzde evet arkadaşım x eşittir 4 bölü 8. Yani x'imiz buradan 1 bölü 2. Doğru seçeneğimiz de Bursa yapmış olur.